Tamam. Kayıtta şu an başlayabilirsin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün JFK ekibinin bünyesinde yapılan fotogrametik uygulamalar ile oyun geliştirme eğitiminin ikinci günündeyiz. Bugün sizlerle Unity içerisinde bir proje yapacağız. Dün modellediğimiz Kapadokya objesini kullanarak minik bir proje hazırladım. Böyle en azından Unity'nin temellerini gösteren. Şimdi ekran açtığımda da o projeyi bir size anlatacağım. Sonra onu tek tek aşama aşama yapılışına geçeceğiz. Ömer, senin eklemek istediğin bir şey var mı başlamadan? Yok, pek bir şey yok yani. Dünkü etkinliğinde aldım zaten. Aynen. Umarım iyi bir etkinlik olur, güzel bir etkinlik olur. Onun için de söylemek istediğim bir şey yok. Okey. Yani süper. O zaman kaydı başlatıyorum. Chat falan da açayım şuraya bir soru moru gelirse diye. Tamam. Şimdi kendi kameramı da kapayayım, internete etkilemesin. Burada gördüğünüz minik bir platform oyunu yapmayı düşündüm bugün. İlk bakışta Kapadokya modeliyle bir platform oyunu çok mantıklı gelmese de ilginç bir değişik bir şey oldu, konsepti oldu. En azından temelleri gösterme açısından da basit bir proje oldu. Ve birçok noktada değiniyoruz aslında, değiniyor olacağız yani. En azından bir oyun döngüsünü oluşturabiliyor olacağız. Kısaca anlatmam gerekirse işte bir burada başlangıç noktamız var modelimizle. Burada bunlar arasında ilerleyerek, zıplayarak gitmeye çalışıyor. En sonunda bitiş çizgisi yaptım şuraya minik bir tane. Oraya geldi de bu level bitiyor. Bu seviye bitiyor. Aşağı düştüğünde bu seviye tekrar başlıyor olacak. Bunları şimdi hem kodlayacağız hem bu arayüz içerisinde geliştiriyor olacağız. Inspector'ı kullanacağız. İşte buradaki project file tree kullanacağız. Aslında dün bahsettiğim temelleri de kullanıyor olacağız. Bu temellerin üstünden yaparken tekrar geçiyor olacağım. Şimdi öncelikle nasıl başlıyoruz? Yine sıfırdan başlayacak olursam. Şimdi şuraya ben yepyeni bir bir klasör açacağım. Şu anda bu klasör içerisinde ilerlememiz adına. Ve bir tane işte şurada şu ihtimal olacak. Tamam. Şimdi sıfırdan bir sahne yaratacağım. Bu arada chat'i açtım. Yani bir sorunuz olursa mikrofon açıp da bana sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Bir tane sahnemiz olacak. Bu bir main menü olsun. Bir tanesi main menü nasıl yapılır? En azından UI objeler nasıl kullanılır? Onu bir göstereceğim. Main menü diye bir de şurayı da çalışırken mümkün olduğunca toparlı tutmak için yoksa karışabiliyor bazı şeyler. Şimdi main menü şeyi yarattık burada. Tabii main menüde ne olacak? Ne olması lazım? Butonlar olması lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? Öncelikle ben bir arka plan ayarlamakla başlamak istiyorum burada. Bunun için hiyerarşi arayüzünden, sekmesinden main kameraya geliyoruz ve burada arka planı değiştirmek için, kameranın baktığı bu arka planı değiştirmek için şurada Clear Flex adında bir şey var. Burada Skybox dediği şey aslında bu uzay boşluğunuz diye tanımlandırayım. Uzay boşluğunuzdaki temayı değiştirebiliyorsunuz. Bunu kendiniz bir Photoshop'tan bir çizim yapıp da aktarabilirsiniz. İşte zaten bütün dünyalardaki o gökyüzlerine, işte gece uzay görüntüsünü, hava gökyüzü görüntüsünü vesaire hep bu Skybox üzerinden veriyorlar. Ama menü olduğu için ben sade bir şey tercih edeceğim şu an. Hiç öyle detaylara girmeyip düz renk, bir tane düz renk menü yapacağım. Şöyle de Kapadokya'nın temasına biraz daha uygun bir arka plan seçtim şöyle. Yani yapmamı eklememi istediğiniz bir şey varsa merak ettiğiniz bir şey onları da yapabiliriz bu süreç içerisinde. Şimdi UI object ekleyeceğiz dedik menüye. Menüye bir arayüz objesi eklemek için dün de bir göstermiştim ama tekrarlıyorum. Buraya sağ tıklıyoruz. Buraya sağ tıklamayıp da yapılabilir. Şuradan Game Objects kısmından da eklenebilir. Ben sağ tıklamayı tercih ediyorum buraya daha kolay. Buradan UI kısmına geliyoruz ve buradan buton ekleyeceğiz. Çünkü butonlar arasında bir geçiş yapacağız. Butonları kullanarak bir geçiş yapacağız. Buton objesini ekledim. Burada çalıştığınız her bir element de bir item de bir obje aslında oyun içerisinde. Şimdi ben bunu sade menü olduğu için ortalayacağım hemen şu şekilde. Şuradan Inspector panelini dün ne demiştik? Inspector panelinde her bir game objectinizin
özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Attribute'larını database'ler saldırırsanız attribute'larını buradan ayarlayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Burada da bizim buton objemizin, game objectimizin buradaki özelliklerini değiştireceğiz. İlk önce konumuyla başlayacağım. Konumunu bir ortalayacağım. Bunun için şurada gördüğünüz rect transform özelliği altında bir kare var. Buradan alta basılı tutarak, genelde ben bunu hizalaması için, doğru hizalaması için alta basarak yapıyorum. Bakın also set position zaten burada da diyor. Alta basarak şöyle ortaladım. Ve buradan boyutunu büyüteceğiz. İşte 2 olabilir. Şöyle Z'de yapmaya gerek yok zaten. 12 oldu. 10 yapalım. Tamam. Hem 5 olsun. Çok büyük oldu. Bu şekilde butonunuzu bir ortaladınız, büyüttünüz. Daha sonrasında bunun içine yazacağınız metni, yazmak istediğiniz metni şu butonun altına otomatik bir text game object'i geliyor. Bu otomatik ekleniyor buton ekliğinizde ve bunun içerisinden bu içerisindeki direkt buton içerisindeki yazıları vesaire kontrol edebiliyorsunuz, renklerini her ne isterseniz. Biz direkt play game diyelim. Direkt oyuna başlatacak bizi. Tıkladığımızda işte fontları veya vesaire buradan işte metin özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz yine dediğim gibi. Şöyle tespitler falan filan. Bir sürü özellik var. Bunları yine hani kendinize kurcalayıp deneyebilirsiniz kendinize en uygun şekilde. Gördüğünüz gibi bir play game butonu ekledik. Tabii bu şimdi oyunu başlattığımızda hiçbir şey yapmayacak. Doğal olarak yapmamız gerekiyor zaten. Ama gördüğünüz gibi tıklayabiliyoruz. İşte burada buton objesi eklememizin artısı geliyor. Yani oyun size otomatik bir üzerine tıklayabildiğiniz bir obje eklemiş oluyor. Bu menü butonları için, arayüz butonları için tamamen kullanışlı bir şey. Bu gördüğünüz bütün mesela mobil oyunlarda, telefonla oynadığınız oyunlarda bu tarz UI objeler kullanılıyor. Bu butonlar kullanılıyor. Sadece tasarımları değiştiriliyor aslında. Temelde yatan şey aynı. Buna şimdi nasıl bir şey ekleyeceğiz onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi hani attribute'larını değiştirebiliyorsunuz değil mi? Bu butona tıklama özelliğini veren şey de aslında burada gördüğünüz buton şey gitti yanlışlıkla pardon. Buton attribute'u. Bu buton attribute sayesinde aslında şurada gördüğünüz on click fonksiyon şey yapmış. Kod kısmına geçtiğimde bunların da üzerinden biraz daha geçerek anlatmaya çalışacağım. Burada aslında yapabileceğiniz bütün davranışları, eventleri, event diyoruz genelde biz bu tarz şeylere kontrol edebiliyorsunuz. Event dediğin şey oyunda aslında gerçekleşen olaylar bütün diyebilirsiniz. Hani burada butona tıklamanız bir event'tir. Burada bir event 2, 3, 5 artık istediğiniz kadar event çağırabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi sınır yok aslında bunun. Hani bu tarz özellikleri var. Buradan şimdi biz bir kod yazacağız ve bu kodu buraya ekleyerek aslında biz bu butona tıklandığında o kodun içerisinde olan fonksiyonumuzun çalıştırılmasını sağlayacağız. Direkt o kodun içindeki fonksiyonu çekeceğiz. Bunun için ben şöyle bir şey ile ilerleyeceğim. Şimdi şurada bir tane de scripts şey açayım, klasör açayım. Burada yine sağ tıklayarak açıyorum buradan. Sağ tıkla create folder'a gelip açıyorum. Scripts'ten de main menu ya da go next level diye bir script oluşturacağım. Main menu oluşturalım. Şimdi bu main menu script'i tabii şu an buton içinde ekli falan değil. Fakat bunu şu şekilde sürükleyerek ister buraya ister şuraya işte add component kısmına sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Bakın şuraya da geldi script. Şimdi bu script'imiz eklen tabii script'in içinde hiçbir şey yok. Hatta şöyle göstereyim. Yani sadece otomatik Unity'nin oluşturduğu şeyler var, yapı var. Bunu açmak için, bu kodu açmak için ister şuradan çift tıklayın, ister şu arayüzden, inspector'dan çift tıklayın. Şuradan tıkladığınızda sizin default ayarladığınız IDE'nizi, text editor'ınıza, geliştirme ortamınızı açacaktır bunu. İster not defteri olsun bu, ister bambaşka bir uygulama olsun. Ben JetBrains'in Rider'ını kullanıyorum. Genelde bu oyun geliştirmede daha çok tercih ediliyor. Çünkü oldukça yani oyun geliştirme değil mi, Unity kısmında çok tercih ediliyor. Çünkü çok destek oluyor aslında IDE size. Birçok hatanızı düzeltiyor, optimizasyon konusunda yardım ediyor. Yani güzel bir uygulama ama genelde default olarak Unity Visual Studio'yu indirtiyordur. Onu da kullanabilirsiniz. Yani bir problem yok. Visual Studio'da Microsoft'un zaten kendi dilinin IDE'si. Şimdi ben bu yapıyı anlatayım size. Şunlara gerek yok artık. Bundan önce denediğim şeyler. Burada ilk bir kod dosyası oluşturduğunuz Unity içerisinde sizin karşınıza bu şekilde bir yapı çıkıyor. Bu yapıda işte Unity'nin kendi kütüphanelerini ekliyor. Kütüphane dediğimiz şey ne? Önceden yazılmış. Sizin bir geliştirme konusunda yardımcı olacak. Bir geliştirme
daha önceden farklı fonksiyonlar, başka yazılımcıların yazdığı fonksiyonlar olan, aslında sizin bütün geliştirme sürecinizi rahatlatan önceki kodlar diyebilirim. Önceden yazılmış kodlar bütün diyebilirim. En ilkel ve basit tanımıyla. Burada da Unity, yani C Sharp üzerinde Unity için geliştirme yapmanız için özellikle şu Unity Engine kısmını eklemeniz gerekiyor ki bunun üzerinden siz Unity'nin arayüzünde ya da Unity'nin içerisinde bir değişiklikler yapabilin. Sistem daha çok şeyden, C Sharp'tan dolayı geliyor. Şunları silseniz de olur, bir problem yaratmazlar. Dursun. Şu an bir şeyleri yok. Zaten kullanmadıkları şu renklerinden gözüküyor. Bir şey kullanılıyorsa da şurada gördüğünüz gibi renkleri açılıyor yani. Sonra class'a gelelim. C# object oriented bir dil, nesne tabanlı bir dil ve nesne tabanlı olmasından dolayı bu arada oyun geliştirme daha çok nesne tabanlı bir geliştirme süreci istiyor. Çünkü aslında en basitinden şurada anlattığım her şey bile game object, sürekli nesne diyorum, nesne diyorum. Her bir nesnenin kendine özgü özellikleri var vesaire. Bu yüzden her şey burada obje tabanlı çalışıyor ve biz de kodlarımızı obje tabanlı yazıyoruz. Peki obje tabanlı ne demek? Aslında bir farklı bir örnek vereceğim. Bir araba objeniz olduğunu düşünün. Aslında birçok araba var. Farklı, fakat her arabanın farklı özellikleri var. Araba ya da mesela hayvanlar alemi, araba fark etmez. Hepsi temelde aynı klas içerisinde gibi düşünün. Fakat alt dallarında birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu da objelerini bilmeyenler için belki daha bir açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi takıldığınız her noktayı sorabilirsiniz. Main menü bizim zaten klasımızın adı. Bu arada C# çalışırken klasın adı, yani daha doğrusu en azından bir klasının adı şu şekilde script'in adıyla aynı olması gerekiyor. Yoksa genelde hata veriyor. Monobehavior da Unity'den geliyor. Bu Unity Engine'i kullanmamızın sebebi bu. Hatta bakın bunu sildiğimde Unity Engine gidiyor. Monobehavior sayesinde aslında siz Unity içerisinde gelişim yapıyorsunuz. Bunu da Object Oriented'da burada yazılan class'tan alıyorsunuz. O özellikleri alıyorsunuz. Inherit ediyorsunuz. En basit adını alıyorsunuz yani. Sonra bu yapıya gelelim. Bunlar da yine yazdığınızda illa her kodda olmasına gerek yok. Fakat çoğu kodda kullanılan kod başladığından ne yapsın? Start ve her bir frame'de kod neyi çağırsın? Bu da oyunun o döngüsünü aslında. Oyun sürekli bir döngüde olduğu için işte atıyorum hareket etme. Siz bir kere D'ye bastığınızda gidecek ama bunu sürekli kontrol ediyor olmanız lazım. Bu tarz şeyleri de update'te birazdan yazıyor olacağız. Bunun yanında update'in yanında Fixed Update diye bir şey vardı sanırım. Fixed Update ve Late Update olması lazım. Bunlar da yine farklı özellikler var. Unity'nin dokümantasyonunda bakabilirsiniz. Biri daha işte fizik tabanlı işler yaparken, diğeri de daha mesela atıyorum kamera objenizi geç takip etsin istiyorsunuz. Bunda Late Update tarzı bir şey kullanıyorsunuz ve kamera geç takip ediyor. Yani arkadan böyle daha delay'li geliyor. Bu tarz şeyler de var, update özellikleri. Şu an biz sadece update kullanacağız. O yüzden öbürlerini şu an bilmeye gerek yok. Ama geçen sene yaptığım projelerde sanırım kullanmıştım late update'i ya da fixed update'i. Onlara da bakabilirsiniz yine. Şimdi, evet, başlıyoruz. Ne yapacağız demiştik? Bir tane platform oyunu yapacağız demiştik. Şimdi play game butonunu koyduk. Bir öbür level'a geçme yapalım. Daha sonra oyunun içini yazmaya başlayalım. Burada en basitinden bu butona bastığımızda hemen next level'a geçmesini isteyeceğiz. Bunun için Start'a hiç ihtiyacımız yok. Hatta yani update'e de ihtiyacımız yok dediğim gibi. Burada hiç kullanmayacağız yani. Bir tane kendim fonksiyon oluşturacağım. Public bir fonksiyon oluşturacağım şu an. Public private diye ikiye ayrılıyor. İşte private atıyorum float değişkeni tanımlayayım bir tane. Bir tane de public tanımlayalım. Public int tanımlayalım. Bu da y olsun. Private dediğinizde bu private değişkene işte fonksiyon olsun, değişken olsun fark etmez. Sadece bu kod içerisinde, bu class içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Fakat public dediğinizde bunu bu class üzerinden her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bunun tabii farklı kullanım alanları var. Belki bir değişkendeki bilgiyi farklı bir koda iletmek istersiniz. Bunun için işte public kullanırsınız. Ama public kullandığınız zaman güvenlikle alakalı sıkıntılar oluyor. Belki bambaşka bir yerde aynı değişken ismini kullanacaksınız. Bu 10 satırlık, 100 satırlık bir kodda kolay fark edilebilir bir şey. Fakat bugün sektörde olan büyük oyunlarda belki yüz binlerce satır kod yazıldığı için bunlar arasında bunu fark etmeniz çok çok zamanınızı alır. Çok hata verir. Belki orada çünkü yüzlerce binlerce kod parçacığı oluyor, kod dosyası oluyor ve burada fark etmeniz bir noktadan sonra imkansızlaşıyor. Bunun için de public private'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Biz şu an public'le başladık. Şu an hiçbir güvenlik açığı olmayacak çünkü zaten 30-20-30 satırlık bir kod yazacağız yani bugün maksimum.
public dedik. Bundan sonra C#'da, C#, C++, Python dışı bir yazılım dili bilmiyorsanız en azından burada çok kullanılan bir durum var. İşte değişken tanımlarken, fonksiyon tanımlarken onların data type'larını, return type'larını vermeniz gerekiyor. Mesela ben demin ne yaptım? Bir tane public değişken tanımladım. Int dedim değil mi buna? Burada y'nin integer olduğunu, y değişkenin integer olduğunu tanımlamam gerekiyor. Yoksa hata verecekti. Bu değişken fonksiyonlar için de böyle. Burada void diye bir değişkenimiz var. Bu void değişkeninde aslında boş data type olarak düşünebilirsiniz. Bir şey döndürmüyor yani. Ama siz bunu atıyorum integer yaptığınızda bu değişkeni bu tamamen fonksiyonu integer döndürmeniz gerekecek. Void yaptığınızda bir şey döndürmeniz gerekmiyor. Şu anda bir şey döndürmemiz gerekmiyor. O yüzden void yaptık. Go next level diye bir fonksiyon oluşturdum. Bunun yapacağı şey de şimdi hemen yazayım sonra anlatayım bunu da. Atayım. Hemen anlatacağım bu kısımları da. Get atayım. Index artı bir. Tamam. Şimdi Scene Manager, bakın burada bu otomatik eklendi. Rider kullanmanın en büyük avantajlarından biri. Her şey sizin için bir noktada yardımcı oluyor. Scene Manager, Unity'nin içinden gelen, Unity'nin içinde bulunan bir class. Bu class'ın bir loadScene diye fonksiyonu var ve fonksiyondan yine gördüğünüz gibi farklı bir fonksiyonunu return ederek, burada muhtemelen integer returnuyor. Hatta bakalım, burada görebiliyor muyuz? Göremedim. Ama muhtemelen integer yapıyor çünkü integer la topluyoruz yani şu an o şekilde çalışıyor. Integer returnuyor. Scene Manager diye bir class'ın içinden bu sahneyle alakalı o az önce scene oluşturduk ya şurada. Şuradaki scene işte hani şu scene hemen şuradan gösterelim tekrar. Şu scene ile alakalı her türlü şeyi bu Scene Manager içerisinden kontrol edebiliyorsunuz. Burada da load scene ne yapacağız? Biz birazdan bir sonraki level'a geçireceğiz oyunumuzu. Bunun için bu kısmı kullanıyoruz. Daha sonra bir sonraki level'ın ne olduğunu anlamamız için de yine Scene Manager'dan şu an Get Active Scene'i çekmemiz gerekiyor. Bilgisini çekmemiz gerekiyor. Fakat ben birazdan arayüzde yine bir şey yapacağım. Ve buradan siz aslında scene'leri sıraya sokuyorsunuz. İşte şu an main menu'ya 0 diyeceğiz sıra olarak. Oyunumuzun level'ına da 1 diyeceğiz. Yani 0'ı çekecek. Bu kendi olduğu indeksini çekecek. Daha sonra bunu 1 ekleyecek ve o 1 diye adlandırılan birinci sıradaki diğer level'a geçecek. Olayı bu tamamen. Şurada da onu gösterirsem daha net anlayacaksınız. File sekmesine geliyoruz. File sekmesinde build settings'e geliyoruz. Ben önceden yaptığım için şu an bunlar duruyor olabilir. Bu normal. Şu anları kaldırayım. Şu tarz bir build settings ekranı çıkıyor sizin karşınıza ilk açtığınızda. Burada aslında yaptığınız şey oyununuzu atıyorum bir markete yükleyeceksiniz. Mesela mobile bir oyun yaptınız ve App Store'a ekleyeceksiniz. App Store'a eklemeden önce oyununuzda olacak, çalışacak her seviyeyi burada vermeniz gerekiyor ki oyun o seviyeleri derlesin. İşte bunu da buradan yapıyorsunuz. Add Open Scenes diyorsunuz ve şu an olan main menu scene'i geldi gördüğünüz gibi. Aşağıdaki ayarlarda bunu hangi platformlara, oyununuzu hangi platformlara derleyeceğiniz. Mesela şu an bilgisayar üzerine Mac, PC, Windows ve Linux bilgisayarlar üzerine derleyebiliyoruz. Ama bunu gördüğünüz gibi Unity sayesinde birçok farklı platformada işte web, mobil, konsollar gibi gibi farklı platformlara da derleyebiliyorsunuz. Ve burada da derleme ayarları var. Şu an bunlar biraz detay ve derlemeyeceğimiz için çok gerek yok. Bunları bir oyun bitirdiğinizde derleyeceğiniz zaman, test edeceğiniz zaman hani açıp bir tekrar dokümantasyondan bakabilirsiniz. Unity'nin de dokümantasyonu bu arada. Şöyle göstereyim. Şuradan size açayım hemen. Açamadım. Unity Docs. Dediğinizde, Unity Docs dediğinizde karşınıza hemen buradaki dokümantasyon açılıyor ve buradan her türlü şeye çok kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Mesela fizikle alakalı çalışacağız dedik birazdan. Burada fizikle alakalı işte tutorial'ları görebiliyorsunuz. İşte Unity Physics diye tekrar açıp burada neler var neler yok içinde görebiliyorsunuz bu paketin. Bu şekilde hani her şeye bakabilirsiniz bu dokümantasyon içerisinde. Arattığınızda da çıkıyor hemen zaten. Mesela kolaylarla çalışacağız birazdan. Kolaylarları anlatıyor. Ben size anlatacağım birazdan. Hiç problem değil. Bu şekilde. Yani bunlara bakabilirsiniz oradan. Bizim burada tek ihtiyacımız olan buradan bu scene'i eklememiz. Ve scene'i şu yanında gördüğünüz sayıdan emin olmamız. Şu an 0 gördüğünüz gibi. Birazdan bir ekleyeceğiz ve diğer scene'imizi çalıştıracağız. Bunun için bir diğer scene'i de ekleyelim hemen.
diyelim buna da game scene diyelim. Şu an bir seviyelik bir oyun yapacağız. Bunu da hemen build settings'e gelip add open scenes diyorsunuz. Her şey açmadım çünkü. Save. Game scene. Ha. Ay yanlış yaptım. Build and run dedik. Build settings olacak. Ha. Şimdi bunu yaptığınızda bakın bu da geldi. Bunların sırasını şuradan da değiştirebiliyorsunuz. Olur da yanlış eklersiniz. Yani tutup sürükleyerek. Bu şekilde bu 0, main menu 0 ve game scene'imiz de 1. Bunlardan eminiz artık. Bunların isimleri şu an önemli değil çünkü indekslenebiliyoruz. İsimlerinden de bulup çalıştırabiliyorsunuz. Şu an tekrar girmiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an burada 0'dan 1'e gidecek. Tekrar biz main menu'muza dönelim. Şu fonksiyonu ekleyelim. Anlattığım gibi. Demin ne demiştim? Inspector panelimizden 10 click yani şey butonun özelliklerinden buton attribute'una gelip bu özelliklerden bir fonksiyonu burada 10 click kısmından ekleyebiliyoruz. Zaten ben şuradan artıya basarak bir tane event ekledim. Şu yuvarlığa basabilirsiniz veya direkt tutup sürükleyebilirsiniz. Hadi tutup sürükleyelim bir daha. O daha basit oluyor. Şu şekilde tuttum, şuradan tuttum ve şu gördüğünüz lan kısmına sürükledim. Şimdi bu class'a erişebiliyor artık. Biz bunu runtime'da yani oyun çalıştırırken sadece yaptığımız şey runtime on'da kullanıyoruz. Bu main menu'ya ekledik. Bir dakika. Ekledik ama bunu şeye mi eklemedik? Şuraya ekledik. Ha, pardon, çok pardon. Şuradan sürüklemem lazım sanırım. Aynen. Heh. Şuradan değil, projektosundan şuradan tutup sürüklememiz gerekiyordu. Kafam karıştı o an diye. Bunun üzerine eklemiştik zaten bu buton objesinin üzerine, bu script'te. Buradan tutup sürüklediğinizde, bakın zaten bir yanlış kolunu gördüğünüzde bu şekilde deneyince çıktı hemen. Buradan, bunlar class isimleri bu arada. Class isimlerinden main menu class'ımız vardı şurada bildiğiniz gibi. Şurada main menu class'ımız var. Bu class üzerinden az önce yazdığımız go next level fonksiyonu şurada görebiliyorsunuz. Main menu class'ından go next level fonksiyonu burada çağırıyor. Ve bu butona bastığımızda şimdi oyunu çalıştıralım hemen. Bu butona bastığımızda bir sonraki seviyeye geçirdi. Gördüğünüz gibi şurada game scene'imiz gelmiş oldu. Tekrar buraya döndü. Bu arada şunu söyleyeyim. Oyunu şu şekilde play'e bastıktan sonra burada herhangi bir yerde yaptığınız değişikliklerin hiçbiri kaydı olmuyor. İsterseniz buraya bir object, mesela şuraya ben bir script materyal ekleyeyim mesela. Ben bunu kapadığımda bu şu an mahvoldum. Bir saniye. Oyun içiyle değişiklik yapayım. İşte bir küp ekleyelim şuraya. Fark etmez. Bunu 0-0'a yollayalım. Gördüğünüz bir küp geldi. Bunu kapadığımda bu küp silindi. Proje dosyası ayrı çalışıyor. Proje dosyası ayrı çalışıyor. Tamam. Memory'e kafam gitti. Yine. Bu editörde yaptığınız hiçbir değişiklik kaydolmuyor. Fakat proje dosyasında kaydoluyormuş. Ben de şu an bunu fark ettim. Hiç öyle denemediğim için bilmiyordum. Kaydoluyormuş. Güzel. Ama siz ne olur ne olmaz play'de değişiklik çok yapmayın. Play modunda. Her zaman oyunu bir durdurun öyle tekrar başlatın. Play modunda sadece bir şeyleri, bir değişkenleri falan test edeceğiniz zaman yapabilirsiniz. Onu da birazdan bakarız, deneriz, gösteririm. Oyun kısmında. Bu şekilde menüsü yapmış oldunuz. Buradan bir sonraki seviyeye artık geçebiliyoruz. Şu an çok basit bir menümüz var. Tamam. Şimdi game scene'e geçelim. Şimdi game scene'de ne yapacağız? Game scene'de ilk önce bir platform yapacağız. İlk size örnek proje gösterimde bir platform yapalım. Bu platformun üzerine kendi modelimizi koyalım ve bu modele daha sonra özellikler verelim. Sonra da seviyeyi tamamlayıp oyunu bitirelim. Şimdi ilk önce platformla başlayacağım dediğim gibi. Buradan bir küp alıyorum. Küp objesi oluşturuyorum. Şu an bunu şuradan resetliyorum orijin noktasına. Orijine bakmamız için o oraya uzakları atıyor. Bunu bu şekilde ekledik buraya. Tabii bu küp bir platform için küçük. Bunu şu şekilde dün gösterdiğim gibi şu QWER kısa yollarından veya şuradan tıklayarak bunların boyutlarıyla oynayabiliyorsunuz. Şu şekilde bir platformumuzu genişletelim hemen. Hızlıca ben yapıyorum. Biraz da şöyle bir genişletirsek. Tamam, şu an bizim model için muhtemelen geniş bir platform oldu bu. Zaten bizim oyunumuzu şu an 3 boyutlu değil, 2 boyutlu değil. Arasında 3 boyutlu, 2 boyutlu projekte edilmiş şekilde yapacağım. 2.5D şeklinde yapacağım. Onun için de birazdan
Şu 2D tool'unu da kullanıyor olacağım. Nasıl olduğunu da size göstereceğim, anlatacağım. Şu an bu bir platform için iyi. Bu platform üzerine bir objemizi koyalım. En azından burada bir test edelim objemiz özellikle çalışıyor mu. Daha sonra platformları, diğer platformları ekleriz. Bunun için dün bir model yapmıştık hatırlarsanız. OBJ Export diye şöyle bir modelimiz vardı. Ve bu modele biz işte şuradan şu şekilde görsel ekleyebiliyorduk, tekstür ekleyebiliyorduk. Bu modeli şuraya ekledikten sonra tekrar gelip bunu buradan proje dosyasına sürüklerseniz prefab adı verilen bir şey oluşuyor. Bu prefab olayını anlatacağım şimdi. Şimdi bu prefab olmayan normal bir game object. Bu da prefab olan bir game object. Şimdi siz buraya bir game object ektiniz. Mesela bu ne olabilir? Bir örnek düşüneyim. Bir düşman ordunuz var. Bir düşman ordunuz var ve bu düşman birlikleri siz şuradan bir tane ekleniz buraya. Bir yanlışlık fark ettiniz ve burada değiştirdiniz. Siz bunu burada değiştirdikten sonra tekrar bunu buradan sürüklediğinizde şu OBJ export sürüklediğinizde gördüğünüz gibi bir şeyler kayıt olmamış oluyor. Yani aslında her ayarı tekrar tekrar her objeye ekleniz obje için baştan yapmanız gerekiyor ve bu hiç pratik değil. Bunu nasıl pratikleştirebilirsiniz? Siz bunu mesela eklediniz buraya ve dediniz ki bu platform için şu game object'i siliyorum. Bu platform için bu çok büyük dediniz bu model. Gördüğünüz gibi ya platform değiştirebilirsiniz ama platformları değiştirmek istemiyorsunuzdur. Bu objenin özelliğini değiştirmek istersiniz. Siz bunu işte atıyorum yarı yarıya küçültürsünüz. Şunu da küçülttük mü? Tamam. Eğer yarı yarıya küçülttüğünüze bakarsınız ki bu çok daha iyi bu platform için. Boyutları çok daha uygun. Fakat mesela şimdi tekrar buradan bu prefab eklediğinizde büyük gelecek. Ama prefab olmasının özelliği siz bu prefab'i bir daha buradan eklemeden önce siz bunu burada değiştirdiğinizde şurada bakın prefab diye bir şey geliyor. Bu normal game objectlerde yok. Şurada bir ikinci satır yok. Fakat şurada gördüğünüz gibi inspector panelinde prefab open select ve override diye bir seçenek var. Ve bakın override'da transform objectine bir değişiklik gözüküyor. Transform ne? Bunun boyutlarını, pozisyonunu vesaire ayarlayabiliyorduk. Bu olaydan geliyor. Bu open select şu an girmiyorum. Override yaptığınızda burada editör içerisinde, scene içerisinde yaptığınız değişiklikleri aslında siz şu an bu prefab objesi için de yapmış oldunuz. Ve bakın az önce büyük gelen obje artık küçük geliyor ve şu an mesela şunu şuraya şey yaptım. Bakın aslında aynı objeler. Siz bu objenin özelliğini editörden değil aslında buradan direkt sürekli kullanıma hazır hale getirdiniz. Bunu artık istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz buraya aynı boyutlarda. Özellikleri artık hepsinin aynı. Prefab'in olayı bu. Bir objeden çok fazla kullanacaksanız bunu prefab'e döndürerek çok kolay bir şekilde değişikliklerin bütün objeler için ayarlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela bu şey için de olabilir. Şöyle ekledik mesela ve mesela bir sürü objeniz var diyelim bunlardan. Ve hepsi aynı. Şimdi bunların hepsini şuradan ya override yapabilirsiniz. Atıyorum bunu tekrar bir yapalım. Ve override yaptığınızda bu diğer objeler de değişti gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunu buradan değiştirdiğinizde buradaki bütün objelerin de değiştiğini görüyorsunuz. Aslında prefab tamamen bu kolaylığı sizlere sağlıyor. Şunları silebiliriz. Şu şekilde sileyim. Şu objemiz kalsın. Şimdi tamam bu objemiz burada. Ve bu şu an duruyor yani başlattığımızda hiçbir anlamı yok. Ne olacak? Hiçbir anlamı yok. Oyun değil. Sadece burada duruyor. Süs olarak duruyor. Sanki raft duruyormuş gibi. Ve buna biraz özellikler eklememiz lazım. Buna özellikle nasıl ekliyoruz? Tabii ki kod yazarak ekleyeceğiz. Fakat biz dediğimiz gibi bir platform oyunu yapacağız ve platformlar arasında bizim bir hareket etmemiz gerekecek. Ve bu yüzden bu platformlar arasında hareket edebilmemiz adına bizim fizikle çalışıyor olmamız lazım. Fizik tabii gözünüzü korkutmasın. Basit vektör konusunu bildiğiniz zaman aslında bütün iş çözülüyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Fizik nasıl ekliyoruz? Bir objeye, şu an şu Kapadokya objekteyiz gördüğünüz gibi. Bir objeye siz fizik eklemek için buna komponentlerinden, bir objenin özellikleri nereden değiştiriyor? Inspector'dan komponent ekleyerek değiştiriyorduk. Ve şu fizik tabına geleceğiz. Şu an objemiz iki boyutlu değil, üç boyutlu bir obje.
İki boyutlu da yapabiliriz. Hiçbir fark yok. Hatta yapacağım işi kolaylaştırır ama ben size üç boyutludan iki boyutlu projekte etmeyi gösterdiğim için şu an üç boyutlu bir fizik objesi ekleyeceğim. Burada bir sürü fizik atribütü var gördüğünüz gibi. Buradan iki tanesini ekliyor olacağız. Bir rigid body. Bunun katı bir cisim olduğunu tanımlamamız adına rigid body şey ekleyeceğiz. Ve bakın burada gördüğünüz gibi hemen bazı özellikler eklendi buna. Gravity eklendi. Mesela şu an bunu başlattığımız anda hiçbir şey yapmadığımız için bu aşağı düşmeye başlayacak. Çünkü yer çekim var artık. Yer çekim etkiliyor bunu. Buradan bütün o fizik özellikleri değiştirebilirsiniz. Kütlesi, işte sürtünme kuvvetleri, gravitesi, işte kinematik mi değil mi vesaire. İşte biraz da şu constraint'leri de anlatacağım. Aşağı ineceğiz yani. Buradan bize gravity ihtiyacımız olacak. Çünkü platformlar arası yer çekime karşı bir eylem gerçekleştirmemiz gerekecek yukarı zıplayarak. Fakat bu aşağı düşmemesi için, bunun aşağı düşmemesi için bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu küpler, yani bu küp değil artık, aslında platform diyelim buna. Çünkü platform oldu, artık küpten uzaklaştı. Platformlar da bir fiziksel iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için de platformda bulunan Box Collider gibi bizim de buna bir collider eklememiz gerekiyor. Bu collider sayesinde siz diğer katı objelerle çok kolay bir şekilde etkileşime geçebiliyorsunuz. Bunun için de ben bir Box Collider ekleyeceğim. Normalde bu bir hani daha basit bir obje olsa ve biraz da doğru modellemiş olsak bunun orijini burada olmayacak. Şu an orijini burada olduğu için Box Collider orijinde şey yaptı. Fakat bu bir problem değil. Biz zaten şu an bunu nasıl bu platformda gerçekleştireceğimizi anlatacağım. Box Collider eklediğimizde şurada bir Edit Collider geldi. İlk önce sizin bu Collider'ınızın bu cisminizi kapsaması gerekiyor. Yani bu cisminizin diğer fiziksel objelerle, bu uzay boşluğundaki diğer fiziksel objelerle nasıl bir etkileşime geçeceği, hangi boyutlarda etkileşime geçeceğini hızlıca ayarlamanız gerekiyor. Bunun için de bu Edit Collider'ı kullanacağız. Şu şekilde ben hızlıca şimdi bu şeyleri sürükleyerek, tabii farklı collider'lar da kullanabilirsiniz. Küp şu an benim basitime geldiği için hızlıca küple bir şeyler yapalım. Şimdi hızlıca şöyle havaya kaldırayım. Zaten kaldırmanın problemi değil, fizik objesi olduğu için düşecek şimdi. Şu şekilde diğer objelerle de etkileşime geçebileceği bütün constraint'lerini belirliyoruz. Sınırlarını belirliyoruz. Şu şekilde bence yeteri kadar kapsıyor diyebiliriz bence. Çok tamam, yeterli bu. Şimdi bunu eklediğimizde göreceksiniz. Biz bunu başlattığımızda umarım bazen oluyor. Gördüğünüz gibi artık objenin içinden geçmiyor ve bu şekilde objeyle artık bir iletişim halinde bulunabiliyor. Siz bunu ne kadar burada şey yaparsanız yapın, İsterseniz bunu evirin çevirin burada fark etmez. Bu yine de gördüğünüz gibi bu objeyle her türlü etkileşime geçiyor olacak. Tamam. Bakın değişiklik yaptım orada. Hiçbiri etkilemedi. Direkt aynı noktasına döndü. Tamam, şimdi burada iyi, hoş, güzel. Duruyor da hala duruyor. Bir hareket eklemedik buna. Bunun için de bir script yazacağız yine. Buna da ben ne diyelim? Object Movement diyelim. Obje Movement diyelim bunun adına. Bu Object Movement'ı da Kapalokya Object'in içine neden takıldı? Şöyle şuraya şey yapsam. Tamam oldu. Bir an neden hata verdi. Anlamadım. Bu şekilde ekledik. Attribute'unu ekledik. Bu arada bunu şuradan da yapabilirsiniz. Scripts deyip buradan bu önceden yazdığınız scriptleri de, şurada oluşturduğunuz scriptleri de çok rahat görebilirsiniz. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Yani bir sürü şeyiniz var. İhtimaliniz var ekleme adına. Koda bastığınızda otomatik zaten editörünüz de açıyor. Bakın deminki yapıyla aynı yapı geldi. Kod yapısı geldi. Şimdi biz burada geliştirmelerimize başlayabiliriz. Tekrardan bunun üzerinden geçmiyorum. Bakın burada class isimimiz var. Tekrar üstünden geçmiyorum. Şunu temizleyeyim. Şimdi bizim ilk önce az önce bir rigid body ekledik hatırlarsanız. Bizim bu bir rigid body'ye erişmemiz güzel olabilir. Bu rigid body'ye nasıl erişeceğiz? Bir onu göstereyim. Pardon, şurada rigid body'miz var.
bu attribute'lara kodlardan erişebiliyorsunuz. Zaten olayı zaten bu bunlar eklememizin kodlardan bu değişiklikleri yapmamız. Koddan erişebiliyorsunuz. Bu şekilde gittiniz. Ve ilk önce ben start'ta yapacağım bunu. Çünkü start'ta hani oyun başladığında objenizin ne tür tanımlamalar yapacağınızı bu start'ta çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bir rigid var diye değişken tanımlayacağım. Get component olması lazımdı. Tamam, rigid body ne diye şu an bize sorguluyor. Bu rigid body'yi şurada tekrar tanımlayabilirim. Şurada tanımlayayım sadece. Şey, rigid body, rigid body, tamam. Rigid body diye tabii sadece integer, float, boolean, işte string gibi veri tipleri yok. Aynı zamanda Unity'de obje tabanlı çalıştığınız için bu attribute'ları da bir veri tipi olarak algılayabiliyorsunuz. Ve veri tip sayesinde bir rigid body olduğu için mesela bakın gördüğünüz gibi Unity Engine rigid body'den geliyor bu. Bir yeni bir veri tipi olmuş oluyor aslında. Ve siz bunu rigid body özelliklerine tanımlayıp bunları değiştirebiliyorsunuz. İşte kütlesini vesaire her şeyini buradan değiştirebilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Rigid body nokta. Bakın buradan o az önce gördüğünüz attribute'un içindeki bütün özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela mass. Burada atıyorum. 5 yapabilirsiniz yani. Ve şu an mesela buradaki mass 1'di. Örnek veriyorum. Örnek olsun diye gösteriyorum. Değiştiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi 5 oldu. Aslında 1'di. Bununla tabii şu an işimiz yok. Örnek olsun diye gösterdim. Tamam bunu şey yaptık. Şimdi bu rigid body iyi, hoş. Çok güzel. Ancak bizim buna yine hala hareket vermedik. Sadece katı cismi kodda tanımlamış olduk. Fakat bu kodda tanımlamamız sayesinde artık her türlü hareketi bu fizik üzerinden, fizik objesi üzerinden verebiliriz vektörleri kullanarak. Bunun için ilk önce update metodunun içine şöyle bir fonksiyon yazacağım. Bu arada her şeyi farklı bir fonksiyonda yazmak çok düzenli oluyor. Şu an kırmızı verir normal çünkü tanımlamadık böyle bir fonksiyon. Her şeyi çalışırken böyle ayrı fonksiyonlarda yazarsanız çok daha düzenli oluyor kodunuz ve analiz etmesi başka yazılımcılar tarafından özellikle çok daha basit oluyor. Bundan çok çektiğim için de biliyorum. Zor bir şey. Başkasının kodunu okumak. Bu sayede daha basit bir şekilde analiz edilebiliyor. Kodlar anlaşılabiliyor. Tabi bu şu an kırmızı verir. Normaldir. Çünkü tanımlamadık. Rider sayesinde bunu hızlıca şuradan metodunu oluşturmasını isteyeceğim. Şuna gerek yok. İçi boş olduğu için. Bu şekilde bir fonksiyon tanımladık. Neydi? Şu an sadece bu class içinde kullanılabiliyor. Veri tipi yok. Veri tipi döndürmüyor. İsmi de bu. Bizim buna inputlar tanımlamamız gerekecek. Inputları da işte AD buton şeyleriyle, tuşlarıyla bir de W ile de zıplama ekleyerek ya da space ile bu sayede bir hareket kazandıracağız buna. Bunun için içerisine if koşulları yazacağım, if statementları yazacağım. Unity'den gelen, yine Unity'den gelen, bakın şurada görüyorsunuz Unity Engine input diye bir ayrı bir fonksiyonu var, şey class'ı var. Bu class sayesinde siz artık klavyenizden, joystickinizden, VR'ınızdan, ayarınızdan her yerden inputlar alabilirsiniz. Olayı inputlar için hazır bir kütüphane yapması aslında size. Input nokta, artık İngilizce yazar gibi input'tan get key. Bunun farklı fonksiyonları da olması lazım. Onlara da bakabilirsiniz şu şekilde. Bakın get key down, get button, get button down, işte mouse button. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Get axis, mouse'unuzu hareket ettiğiniz axis'leri algılıyor işte. Joystick names, böyle şeyler. Yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Biz burada sadece get key alacağız çünkü bir şeyle çalışacağız. Direkt tuşlarla çalışacağız. Get key, buradan da key code. Nokta bakın zaten hemen çıktı. Artık klavyeniz üzerindeki her türlü tuşa burada erişebilirsiniz. Biz buradan bir ilk önce get key code nokta d'yi alalım. Artık d'ye bastığımızda if içinde ne varsa onu yapacak. Bunun içinde move diye bir değişik şey fonksiyon tanımlayı olacağım. Oy bu ne? Move diye bir Allah'ım istemiyorum ya. Bazen yapıyor böyle şeyler. Tamam. Move diye önce bir şey tanımlamanız için direkt kafası hazır şeylere gidiyor. Move diye bir değişken tanımlamış olduk. Buna da hemen şöyle yeni bir metot oluşturmuş olalım. Metot, fonksiyon aynı şey gibi düşünülebilirsiniz.
Şimdi bu move içerisinde de aslında bir yöne hareket ettirmesi lazım. Bir yöne güç uygulayacağız. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Şuraya şimdi bir tane parametre tanımlayacağım. Parametreni anlatacağım. Vektör şu nokta direction diyelim buna. Şimdi siz bunu parametre tanımladığınızda artık bunun içine bakın, kırmızı olduğuna içine bir şey girmeniz gerekiyor. Hatta o da söylüyor. Bir tane parametre girilmesi gerekiyor ama sıfır girmişsiniz diye. Bu move fonksiyonun içine parametre olarak vektör 3 dediğimiz şey x, y, z koordinatları. 3 boyutlu düzlem. 3 eksenle bir input vermeniz gerekiyor aslında. Buraya bir parametre vermeniz gerekiyor. Buna da değişken diye bir şey, direction diye bir değişken tanımladım. Bu direction sayesinde hangi yöne force uygulamak istediğinizi söyleyeceksiniz ve şimdi yazacağım şeyle onu da yazarak anlatayım. Şimdi biz ne demiştik? Katı objemizi niye oluşturduk? Ona bir fiziksel kuvvet uygulamak için. Bunun için o rigid body diye bir almanız gerekiyor. Daha sonrasında bu rigid body olduğu için yani aslında tamamen eklemimizin sebebi bu. Add force diye bir fonksiyonu var. Bu add force sayesinde işte artık kuvvet uygulayacaksınız. Bakın hemen burada zaten ne eklemeniz gerektiği de çıkıyor. Bir direction'da ne kadar force ekleyeceğiniz. Bir de nasıl bir modda force ekleyeceğiniz. İşte ivmeli mi, sabit mi? Bu tarz işte kuvvet modları da var. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Hangi yöne gitmek istediği vektörlerden hatırlayın bunu. Atıyorum x ekseni bir birim vektör olsa bir birimlik giderdi. Ama siz belki bunu 2 birimlik, 3 birimlik bir vektör olmasını istiyorsunuz. O zaman 2x, 3x gider gibi düşünün. Bunun için de bir speed vereceğiz aslında ona. Onun o vektörün boyutunu büyüteceğiz. Burada move speed diye bir şeyimiz yok şu an. Onu da tanımlayacağız. Move speed de tepede tanımlayalım. Public olmasın ya, private olsun. Öyle göstereyim. Bu bir integer olsun. Ve move speed diye bir değişken tanımlayalım. Şu an default'ta 0. Bunu da 0 olduğu için bunu burada değiştirmeyeceğim. Serialize field diye bir özellik var. Bunu da ekstra ve yeni bilgiler aklınızda olması için ekliyorum. Bu kodun içinden de değiştirebilirsiniz. Hani buna gidip direkt default 1 de atabilirsiniz. Hatta 1 olsun. Ya da 1 olmasın. 0 zaten default şu an her türlü. Serialize field'ın özelliği sizin bu değişkeni. Bu bir klas olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu klasın içinde serialize field yaptığınızda bir dakika ne oldu? Hata verdi. Hata verdiği için gelmiyor muhtemelen. Konsolunu görebilirsiniz. Hangi satırdaymış? 27. satırdaymış. Hemen bakalım oraya ne var. Evet. Şu an şey yapmadığımız için buna da ne diyecektik? Düşüneyim. Hangi yöne gitmek istediği. Yine vektör 3. Yani x, y, z'de bunun hazır şeyleri var. Hangi yöne gitmek istediğini buradan da verebilirsiniz. Direkt kendiniz de bir yeni vektör verebilirsiniz. Vektör 3'te biz bunun right, yani sağ gitmesini isteyeceğiz. Hazır bu şekilde bir formatı var bunun zaten. Otomatik, bakın zaten o vektör size veriyor. 1, 0, 0. Yani x'e 1, y 0, z 0 olarak size bu vektörü veriyor, döndürüyor. Şimdi bunun gelmiş olması lazım. Geldi bakın. Gördüğünüz gibi az önce tanımladığımız move speed değişkeni buraya bu şekilde gelmiş oldu. Ve bunun artık default 0 demin dediğim gibi 5 yapabilirsiniz. Hadi 10 yapalım. Buradan değiştirebilirsiniz. Artık bu otomatik olarak buradan bu değişkeni alıyor. Ve bunun değeri aslında artık 0 değil. 10 olmuş oluyor. Güzel, bunu da hallettik. Artık bu yönde gitmesini sağlıyoruz. Bunda nasıl bir hareket etmesini, nasıl bir hareket gerçekleştirmesini şey yapalım. İmeli olsun. İmeli bir hareket yapsın. Az önce söylemiştim. Bakın direkt çıktı. Burada söylüyor force modun ne olmasını seçebileceğini. Burada force mod nokta acceleration diye de otomatik zaten ben hani ezberden ne yapmadım. Burada force mod yazıyordu. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın force modu ekleyebileceğinizi söylüyordu. Force mod nokta acceleration diyerek de seçtim yani. Bir şey de ezberlemenize gerek yok. Sadece bu fonksiyonu bu olduğunu bilin. Ondan sonra o size yardımcı oluyor. Neyi seçmeniz gerektiğini. Tamam. Şu an bu. D'ye bastığımızda
Sağa gidecek. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Ondan sonra tekrar diğer özellikleri ekleriz. Sola gitmesini, yukarı gitmesini ekleriz. Şimdi şu ekran tıkladım. Tabii şu an belki bu çok yavaştır. Allah, evet. Bakın gördüğünüz gibi gitti. On çok yavaşmış. Bu yani kare formatta bir cisim olduğu için böyle şey dikdörtgen prizma olduğu için kare demişim. Dikdörtgen prizma olduğu için sürtünmesi çok. O yüzden mesela bunu bir küreye ekleseniz çok kolay giderdi. Çünkü sürtünmesi daha az olacaktı ve çok daha kolay olacaktı. Fakat bir küp olduğu için şu an bu biraz daha fazla sürtünmeye gidemiyor. 10 demek ki yavaş kaldı. Hemen buradan bunu gördüm ve değiştirdim. Gördüğünüz gibi bakın daha play modunun içerisinde test ettim. Belki 20 de yavaş kalacak. Evet 20 de şu an gitmiyor. Bunu ben buradan 50'yi denesem bakın 50 gidiyormuş. Bunu görebiliyorum. Tabii şu an bu uçuyor böyle. Bunu da düzelteceğiz. Bunların hepsini düzelteceğiz şimdi. Tamam. Şimdi move'u yaptık. Hemen şurada diğer key'leri de yazıyorum ben. Zaten aynı şeyi kopyalıyor olacağım yani aslında. Gördüğünüz gibi şuradaki D yerine A diyeceğiz ve right yerine left diyeceğiz. Ve bir tane if, buraya da jump'ı ekleyeceğim. Input nokta aynı şey get key. Fakat down diyeceğim burada. Çünkü siz ne kadar basıp tutarsanız o kadar zıplaması gerektiğine dair bir şey bu. Bastığınız sürece zıplama uyguluyordu sanırım. Yer çekimi bünyesi halinde tabii ki. Keycode bunu da space ile yapabiliriz. Space ile yazalım. Burada bir jump diye bir fonksiyon oluşturalım. Bakın yine hemen tam jump'ı da elimle yazayım da sıkıntı olmasın. Şuraya private void jump diye bir. Buna bir şu an parametre vermemize gerek yok diye düşünüyorum. Aynen yok. Jump'ı da şu şekilde yazabiliriz. Deriz ki bu obje yerde değilse sürekli havada uçmasını istemiyoruz çünkü. Şimdi ben yine yukarı tanımlarım bir değişken. Is grounded değilse, bu false dedim. Hadi sizin için şöyle yazayım. Is grounded false'a yani grounded false'a yerde değilse returnlesin bu fonksiyonu. Yani bir daha hiç jump eylemine girmesin. Ama eğer değilse hiç buraya girmeyecek. Bu if bloğuna girmeyecek. Returnlemeyecek yani. Otomatik buradaki şey girecek. Bunu da yine rigid body'den yapacağız. Buradaki artık yazdığımız eyleme girecek. Add force da yapacağız. Vector 3. Bu sefer direction biz vermemiz alakalı bir şey. Zaten yukarı gidecek her türlü. Vector 3 up çarpı. Buna da jump speed diye bir değişken tanıyoruz. Move speed gibi. Buna da force mod neler varmış bakalım. Bakın kütle ile alakalı zıplama yapacağım dedim. Impulse kütleyi kullanarak bir zıplama eylemi gerçekleştiriyormuş. Anlık bir kuvvet uyguluyormuş. Biz de bunu kullanabiliriz. Jump speed ekleyelim. Kırmızı kırmızı kalmasın orada. Onu da yine serialize field yaparak arayüzde görebiliriz. Jump speed diyelim. Bakın o da güzel. Bir de is ground'ı ekleyelim. O da bir boolean olacak. Private bool is grounded. Tamam. Bu da şu an default false. Tamam. Bunu da yaptık. Is grounded'sa yapmayacak, zıplamayacak. Ama eğer değilse zıpladıktan sonra bu is ground'u false yapmamız gerekecek. Çünkü her türlü zaten bildiğiniz gibi yerden kalkmış olduğu için işte false olacak. Yani öyle. Tamam. Şimdi bunu bir test etmeyelim. Edemeyiz şu an çünkü. Neden edemeyiz? Bunu bir de ters eylemini yazmamız gerekecek. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunun bir box collider'ı var gördüğünüz şey bunun değil pardon. Platformun bir box collider'ı var gördüğünüz gibi. Şurada gördünüz. Şu yeşil şey beyazın içerisinde. Bunun böyle beyazdan şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir yeni renk oluştururuz. Hatta folder oluşturalım. Materials diyelim. Beyaz çok rahat gözükmüyor. Materials içerisinde de platform color diyelim. Platform color'ımızda ne seçelim? Ne seçelim? Şöyle belki şu temada bir şeyler güzel olabilir, çıkabilir. Bakın hemen şöyle bir şey oldu. Artık belki kolaydır. Biraz daha rahat gözükür burada. Bakın yani şu an çok daha rahat gözüküyor noktalar falan. Bu şekilde.
Bir iki şey daha yapalım. Sonra minik bir ara verelim. Bir su içeyim. Ondan sonra devam edelim. 5 dakikalık ara verelim. Şimdi devam ediyorum. En azından temel zıplama mekaniklerini falan yazalım. Ondan sonra küçük bir işimiz kalıyor zaten. Tamam. Şimdi bu box collider'la etkileşime geçiyor dedik. Fakat bildiğiniz gibi bu platform üzerinde zıplama yapacak. Ve sadece bu platform üzerinde zıplama yapıyor olması, yapacak olması, hareket edecek olması şu an bununla direkt olarak kod üzerinde etkileşime geçtiğini doğrulamıyor. Bunun için şöyle bir metot izleyeceğim. Platforma bir tag vereceğim. Tag'in adının ne olduğunu şimdi size söyleyeceğim. Hatta şurada neyse ben baştan yapayım. Platform tag. Şuradan artıya basarak platform tag diye bir şey ekledim. Ve bunun tag'ini şuradan platform tag'den seçebiliyorsunuz. Bu platform tag sayesinde şimdi koddan bu tag'e yani bu etikete sahip olan bir objeye, platforma değdiğini algılayabileceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Collide, collision bu kelime aklınızda kalsın. Yine Unity'nin hazır bir fonksiyonu var, şey metodu var. Şu şekilde on collision enter diye. Bu içerisine yazdığınız hangi objeyle etkileşime geçmesini şimdi şöyle bir metot, hemen onu da ekleyeyim, öyle anlatayım, daha rahat olacak. Collision other diyelim. Şimdi siz burada other herhangi bir değdiği obje yani aslında bu şeyde şimdi biz bunu bu kodun içine yaptığımız için object movement kodunun içinde yaptığımız için bu objemizin yani Kapadokya objemizin etkileşime geçtiği diğer objeler other dediğimiz etkileşime geçtiği diğer objeler bunların collider'ına değdiğinde bu on collision enter fonksiyonu çağrılıyor olacak. Bunun farklı şeyleri de var. On collision, exit var, stay var vesaire vesaire. Bize değdiği şey lazım. Şu an içine geçtiği veya çıktığı durumlarına ihtiyacımız yok. Aslında var ama eklememiz gerekiyor. Onsuz da yapabiliriz yani. On collision zaten şeyden dolayı yapabiliyoruz. Buraya false eklediğim için yapabiliyoruz. Neyse çok karıştırmaya gerek yok orayı. Şöyle yapıyoruz bunu da. Tag'ini nasıl şey yapıyoruz? Ne demiştik biz bunun tag'ine? Platform mu demiştik? Platform tag demişiz. Platform tag demişiz. Bununla etkileşime geçtiğinde is grounded dediğimiz şey true olacak. Yani aslında yere değmiş olacak. En basit anlatımıyla bu şekilde. Platform tag adı verilen bir objenin tag ile etkileşime geçtiğinde, collision'e girdiğinde bu is ground değişkeni true yapsın. Bu is ground değişkeni true yaptığında da tekrar jump fonksiyona geldiğinde tekrar zıplayabilme özelliğini veriyor. Bugün gördüğünüz gibi burada false'tu. Artık false olmayacak, true olacağı için direkt buraya geçecek ve zıplayabilecek. Bu şekilde. Anlamadığınız bir nokta var mı şuraya kadar? Çünkü miktara vereceğiz. O arada da cevaplayabilirim yani yine. Anlamadığınız nokta varsa. Bunun da zıplamasına 10 verelim ya da 5 verelim ne kadar zıplayacak. Şey yapmıştık değil mi? Space yapmıştık. Aynen bakın gördüğünüz gibi şu anda zıplıyor, dönüyor. Tabii şu dönmeyi de düzelteceğiz hemen. Böyle manyak manyak şeyler yapmayacak birazdan. Hatta onu da yapalım hızlıca da bari çok kısa bir şey zaten. Bir sorunuz varsa yine dediğim gibi o sırada alabilirim. Onu da şuradan yapıyoruz. Biz zaten hiç z ekseninde ilerlemediğimiz için z eksenindeki pozisyonunu bir kere dondurabiliriz. Bir de bu objemiz her eksende dönmesine ihtiyacımız yok. Yani özellikle z ekseninde dönmesine ihtiyacımız yok. Veya hiçbir eksende dönmesine ihtiyacımız yok. Bu yüzden bunları da kapayabiliriz. Bu sayede ne olmuş oluyor? Biz bunu ilerlettiğimizde, döndürdüğümüzde aslında bu sabit bir hareket yapmış oluyor. Sadece dik bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şu anda platformlar eklemesi kaldı aslında en basitiyle. Bir iki kod daha yazacağım. Birkaç satır daha. Bir ara verelim. 35'te tekrar gelelim isterseniz. Başlayalım. Ben de 35'e kadar bir minik bir soluklanırım. Anlamadığınız soru varsa da bu sırada yanıtlayabilirim yine. Tekrardan döndük. Evet. Şimdi temel hareketlerimizi en son yapmıştık. Zıplıyoruz, sağa sola hareket ediyoruz. Şöyle minik bir şey yapalım.
aşağı bir tane büyük bir collider havuzu ekleyelim ve objemiz aslında platformdan düştüğünde tekrar aynı yere dönsün, başlasın. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz tekrar. Bir tane şuraya kendim yine bir küp ekleyeyim. Aşağıya şu şekilde. Bunun biz şeyine ihtiyacımız yok. Şu mesh renderinde gördüğünüz gibi. Bunu is trigger yapalım. Anlatacağım sebebini hemen. Hemen 2 saniye anlatacağım. Ve bunun collider'ını büyütelim. Yani direkt şu şekilde. Yok öyle değil. Şu şekilde büyütelim. İstediğiniz kadar büyütebilirim. Zaten her türlü şu an sonsuza düşeceği için büyütebilir. Bir problem olmaz. Şu şekilde objemiz düştüğünde aşağı şey olacak. Is trigger yapmamızın sebebi objeye çarpmaması içinden geçmesi. Yani aslında oradan direkt düşerken o çizgiyi geçtiğinde, o sınırı geçtiğinde otomatik olarak tekrar dönmesini isteyeceğiz. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. On collision enter yapmıştık bildiğiniz gibi. Buraya da şöyle bir restart level diyelim. Şu kübümüz küp kalsın ismi restart level dedim. Önemli değil ne olduğu ismi. Şuraya şimdi yine bir if others nokta transform nokta tag eşit restart levelsa yine bir scene manager kullanacağız. Az önce go next level yapmıştık main menü hatırlarsanız. Scene manager nokta load scene manager nokta get active scene nokta build index. Build index'i de söylemiştim size. Build settings'ten şu anki level'ımızın build index'ini çekiyorduk. Bu şekilde tekrardan bu şeyi başlattırıyoruz aslında. Bir deneyelim hemen isterseniz. Nasıl olduğunu görün. Nasıl çalıştığını. Şu şekilde aşağı düşürelim. Bakın düştü. Kamerayı da şimdi bir ayar yaparız. Değmedi mi? Bir dakika. Ya da çok mu aşağıdaydı o? Erken bakalım. Yok çok aşağı değil aslında. Niye olmadı? Düşünelim hemen. Restart level değil mi? Doğru yazdım o tag'i. Adamın scene manager olsun. Get active scene building. Acaba bu build index'te mi yok diyecektim ama. Yok var. Düşünelim. Neden olmadı? Olması için bir sebep yok. Bir dakika, is trigger olduğu için mi? Acaba ben şeyi yanlış mı düşündüm? Olabilir. Bazen insanlık hali. Evet, düşünebiliyorum. Is trigger içinden geçmesini sağlıyor ama sanırım atıyorum öyle bir duvarın içinden geçeceğiniz falan daha kullanılacak bir şeydi. Ben niye öyle is trigger yaptım bilmiyorum. Çünkü şey, is trigger olmasına gerek yok. Çünkü biz zaten o collider'la çarpışma anını istiyoruz. Yani içinden geçmesi zaten ihtiyacımız yok. Sonuç olarak ama o çizgiye geldiğinde tekrardan seriyi başlatıyor. Bazen söylediğimden daha yavaş düşünüyorum. O yüzden hızlıca bir şeyler yapmış olabiliyorum yani. Tamam şu an aşağı düştüğümüzde de çalışıyor. Her türlü. Tamam bir de buna böyle bir iki platform ekleyip bir de bitiş çizgisi ekleyelim ve oyunumuz sonlansın. Böyle minik platformlar yapalım buna. Hemen bunu bir CTRL-D ile kopyalayıp şu şekilde sürüklüyorum hızlıca. Bir tane şöyle yakın platform yapalım. Bir tane şöyle yukarı doğru yapıp bunu küçültelim. Bu çok yukarı olup biraz zıplayamaz. Şöyle küçültelim. Bakın şimdi 2,5D'de de ayarlayabilirim bunu çok kolay bir şekilde level'ı. Bir tane de şu şekilde bitiş çizgisi yapalım şuraya ve oyunumuz bir anda sonlansın. Şuraya da ne diyelim? Yeni bir material oluşturalım. Finish mat diyeyim yani. Finish material. Bu da beyaz olsun. Şunu da şu şekilde sürdüğünüzde beyaz beyaz kalacak. Yalnız bunun platform tag değil. Bunu finish tag tarzı bir şey yapacağım yani. Finish tag diyeyim. Bu platformda finish platform olsun. Finish platform. Basit bir oyun aslında yani düşün. Bakınca. Finish tag tamam. Buraya geldiğinde bu oyunumuz bitmiş olacak. Bu serimiz bitmiş olacak. Şimdi bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz ama bir sıkıntımız var. Kameramız bizi takip etmiyor. Bu
Bu şekilde obje gidiyor tabii ama kamera takip etmiyor. Bunu da nasıl çözebiliriz? Şu şekilde. Çok basit bir çözüm olarak ve şu anda işimize yarayacak olarak bunu direkt objemizin altına sürükleyerek objemize bağlı bir şey olduğu için obje nereye hareket ederse kameranın oraya hareket etmesini sağlayabiliriz. Bu arada ben bir şunu da bir düşüreceğim. Çünkü obje birazcık fazla sürtünüyor. Şu şekilde. Ya şu an daha fazla sürtünmüş oluyor. Düşüneyim diye düşünüyorum. Ha, öyle türlü sürünüyor obje. O yüzden biraz zıplaya zıplaya gitmek daha iyi. Ya da hızı arttırabiliriz tabii. Niye hızı arttırmıyorsak. Bakın hızı 40 yapsak şu an çok güzel gidebilir aynen. Tamam. Şurada bir tabii çıkamadı. Boyu yetmedi sanırım. Ha, boyu yetmiyor şu an. Ya zıplamasını arttırabiliriz. Son anda yetmişti ama. Zıplamasını arttırabiliriz. Burada test ederek. Ama çok yüksek oldu bu da. Ya da işte platformları ayarlayabiliriz boylarını. Bunu bir 8 yapsak bu arada çok da kötü olmaz gibi. 45 olsun bu hızı da ya da 40 olsun. Tamam. Bir de şu bitiş çizgisini ayarlayalım dediğimiz gibi. Şu an platformlar zaten her türlü gidiyor. Bitiş çizgisine değdiğinde de biz onun bitmesini isteyeceğiz aslında. Kolay bir oyun zaten. Çok basit, kolay, hızlı bir oyun. Şu an tabii bitmiyor ve grounded da olmuyor fark ettiyseniz. Bakın şu an space'e basıyorum ama zıplamıyor. Çünkü ondan bu tag'i aldık. O tag olmadığı için de şu anda istediği gibi sıçrayamıyor. Kaldı bu şekilde. Zaten biteceği için burada oyun bir problemimiz de yok. Nasıl yapabiliriz? Bir kere bunu zaten yine tag'ine ulaşacağız. Finish tag dedik. Yine aynı şekilde buradan if other bizim objemizin yaptığı collision çarpışma yaptığı diğer objeler. Transformer tag eşit eşit finish tag. Buradan da ne yapacağız? Şöyle yapayım bunu da. Yine bir scene manager. Nereye gideceğini düşündüm. Nokta get active scene. Hemen söyleyeceğim neden böyle yaptığımı. Eksi bir. Şimdi oyunumuzu bitirdiğimizde ana menüye dönelim dedim. Ana menümüzün indeksi sıfırdı. Şu anki oyun level'ımızın indeksi bir. Tabii bu her zaman güzel bir yöntem değil. Fakat şu an iki level olduğu için, çok basit bir şey olduğu için bize basit bir çözüm getirebiliriz buna. Bu şekilde eksi bir yaptığımızda yani bir önceki seviye yüklemiş olacak aslında. Bu şekilde biz direkt finish yaptığımızda aslında şu an menüye dönmesini sağlamış olacağız. Onu da şu şekilde bu arada bu kodları da GitHub'a yükleyeceğim. Onun linkini paylaşırım. Bakın hop buraya döndü. Oyunumuzu tekrar başlattık. Bu arada ışıktan dolayı bir ayar, bir değişikliği oldu. Işık ayarları değişiyor her seviyede nasılsa. Tamam şu şekilde bakın. Her gördüğünüz gibi bir oyun loop'u olmuş oldu en basitinden yani. Bir de kamerayı arkasını şöyle bir düzgün bir renk yapsak çok da kötü gözükmez gibi. Ha, bakın hatta çok tatlı oldu bence. Kapadokya'ya çok bir alakası olmasa da objemizin bir 3 boyutlu obje yaptınız ve bunu tamamen oyununuza entegre etmiş oldunuz fotogrametrik uygulama olarak. Siz buna farklı farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. İşte ne bileyim buraya toplanabilecek atıyorum coinler eklersiniz. Hatta yani geçen sene aynı çok benzeri sanırım yapmıştık. Yine bir coin toplama mekaniğimiz vardı galiba da puan mı coin mi artık bir şeyler topluyorduk. Ve seviyemizi o şekilde tamamlıyorduk. Burada da bir platform oyunu yapmış olduk. Şu an burada buraya kadar bir sorunuz var mı? Buraya kadar zaten aslında sanırım bitirdim ama aklıma başka bir şey gelmiyor şu an. Yapacak mıydım diye düşünüyorum. Eklemek, sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Yanıtlayabilirim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman sanırım bu oyun loop'u da bu şekilde yapılmış oldu. Hem dün fotogrametrik bir uygulama gerçekleştirdik. Bir Kapadokya modelinin, bir 3 boyutlu modelin rica ederim. Tamamen modellenip, dijital ortamda 3 boyutlu olarak modellenip bir oyun motoruna aktarımı ve oyun motorunda bu objenin kullanımı
üzerine bir minik bir belki çok gerçek dünya şeylerine, uygulamalarına uyarlanmasa da minik bir prototip yapmış olduk. Anlamlı veya anlamsız sonuç olarak bir oyun loop'u var. Bu arada basit oyunlar daha çok tutuyor şu aralar. Hani bu şekilde bir oyun loop'u olmuş oldu. Hani ben size kendi oyunumdan bir şeyler gösterebilirim. Kendi oyunumuzdan. Umarım duruyorsa burada. Çok kısa bir örnek olarak. Hani orada da nasıl çok benzer şeyler var aslında. Çok da minik böyle bir vaktinizi almadan 50 geçi bitecek gibi. Onu da hızlıca gösterebilirim. Bizim oyun duruyor mu? Gerçi sanırım durmuyormuş ama. Duruyor bir dakika, pardon. Arada gördüm. Şu an bunu ayarlasam bir problem olmaz herhalde. Bu projeyi dediğim gibi GitHub'a tekrar atarım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Kodları, bütün uygulama dosyasını kendi bilgisayarına indirip deneyebilirsiniz. Şu an vermesi çok normal. Ben de bunu böyle yapmasam çok iyi olacak. Aynen, yapmayayım ben bunu. Size öyle göstermeyeyim. Şuradan gösterebilirsem inşallah. Yeminle değil. Şuradan store'a gidip oradan size gösterebilirim. Bakın, bizim bu yaptığımız bir mobil oyundu. Kendi ekibimle yaptığım. Ve biz burada aslında size az önce gösterdiğim gibi butonlar aynı şekilde duruyor. Sadece köşeleri, biz bunu kendimiz Illustrator'dan çizip attık ama olsun, yine de fontlar vesaire hepsini dışarıdan ayarlayıp böyle minik bir menü yapabiliyorsunuz. Aslında burada eklediğim her şey az önce oyunda eklediğim bir butonun çoğaltılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Buraya eklediğim şey, sağ tıkladım, UI'den image ekledim. Bunun gibi şeyler. Oyunda da işte yine kendisinin, burada da yine bir loop var. Burada sonsuz bir döngü. Sürekli üstten bir şeyler spawn oluyordu. Eşleştirme yapıyordunuz. Hani bu şekilde de minik oyunlar yapabilirsiniz. Hem kendinizi geliştirme amaçlı hem de çok ekstra zorlamayacak şekilde. Eğer bir çizim yeteneğiniz de varsa gerçekten bu tarz bir şey gerçekleştirebilirsiniz. Bir proje gerçekleştirebilirsiniz. Benim yok. Ben ekimdeki tasarımcıya yaptırmıştım arkadaşıma. Ama sizde de varsa çok kolay bir şekilde kendinize gerçekleyebilirsiniz bunları. Bu şekilde. Benim çok vaktinizi almadım yine tekrar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için verimli olmuştur. Bu şekilde ben. Tekrardan teşekkür ederim. Yani rica ederiz. Güzeldi bayağı. Eline ayağına sağlık. Evet. Sağ ol abi. Kaydı durdurabiliriz o zaman sanırım. Aynen, kaydı durduruyorum. Tamamdır.